Yaşlı Elmaca adlı çiftlik son birkaç yıldır bölgesindeki en önemli rakibi olan Akarsu Orkideleri adlı çiftlikten yaklaşık 1000 adet fazla elma üretiyormuş. Bu seneki soğuklar sebebiyle her iki çiftliğin hasadı da 3'te 1 oranında azalmış. Ama her iki çiftlikte bu üretim açığının bir bölümünü çevre illerdeki çiftliklerden elma satın alarak kapatmış. İki çiftliğin de aldığı miktar aldığı elma miktarı yani bu üretim açığını kapatmak için aldıkları elma miktarı eşitmiş. Her iki çiftliğin sahip olduğu elma sayıları hakkında ne söylenebilir? Bir çiftlik diğerinden daha fazla sayıda elmaya mı sahiptir yoksa sahip oldukları elma sayısı birbirine eşit midir? Bunu bilebilir misiniz? Hemen gelin bazı değişkenler tanımlayalım. Mesela m diyelim yaşlı elma çiftliğinin elma sayısı olsun. Diğer çiftlik neydi? Tuhaf bir ismi vardı. Akarsu. Akarsu orkideleri. R de akarsu orkidelerinin elma sayısı olsun. Peki ilk cümle ne diyordu? Farklı bir renk kullanayım. Yaşlı elmaca adlı çiftlik son birkaç yıldır bölgesindeki en önemli rakibi olan Akarsu Orkideleri adlı çiftlikten yaklaşık 1000 adet fazla elma üretiyormuş. O halde şöyle diyebiliriz. M, R'den yaklaşık olarak 1000 fazladır. M eşittir R artı 1000'dir. Tam miktarı bilmiyoruz çünkü yaklaşık 1000 adet fazla diyor. Yani tam tamına 1000 adet mi fazla bilmiyoruz. Tek bildiğimiz şu. İşlerin normal yolunda gittiği bir yılda M ile gösterdiğimiz yaşlı elmacının elma sayısı akarsu orkidelerin elma sayısından fazla. Yani böyle bir yılda M büyüktür R'dir. M'nin yaklaşık 1000 adet fazla elması var. Bu seneki soğuklar nedeniyle bu yıla geçtik. Her iki çiftliğin hasadı da 3'te 1 oranında azalmış. Artık işlerin normal gittiği bir yılda değiliz. Her şey yolunda gitmiyor bu sene. Şimdi de bu yıl oranlarını yazalım. Bu yıl her biri, ikisi de 3'te 1 oranında azalacak. 3'te 1 oranında azalan bir şey, ilk halinin 2 bölü 3'ü olmuştur. Değil mi? Bir örnek vereyim hemen. Ben x'sem, 1 bölü 3 x azalırsam, geriye 2 bölü 3 x kalır. Yani 3'te 1 oranında azalmak, 2 bölü 3 ile çarpmakla aynı şeydir. Bu iki sayıyı 2 bölü 3 ile çarparsam eşitsizlik sağlanmaya devam eder. Eşitsizlik bozulmaz. Çünkü eşitsizliğin her iki yanına da aynı işlemi uyguladım. Ve artı pozitif bir sayıyla çarptım. Eğer eksi bir sayıyla çarpsaydım eşitsizliğin yönünü değiştirmemiz gerekirdi. O zaman her iki yanında 2 bölü 3 ile çarpalım. 2 bölü 3 m 2 bölü 3 r'den büyüktür. Şimdi gelin bunu sayı doğrusu üzerinde gösterelim. Ne dedik? İşlerin normal yolunda gittiği bir yılda m r'den 1000 fazladır. m burada ise r de burada olsun. m'nin 2 bölü 3'ü de yaklaşık olarak aşağı yukarı burada bir yerdedir. Burası 2 bölü 3 m'dir. Peki 2 bölü 3 r nerede olacak? Bunun 2 bölü 3'ü de yaklaşık olarak burada bir yerdedir. Burası da 2 bölü 3 r'dir. Gördüğünüz gibi 2 bölü 3 r, 2 bölü 3 m'den küçüktür. Şöyle de diyebiliriz. 2 bölü 3 m, 2 bölü 3 r'den büyüktür. Ama her iki çiftlikte üretim açıklarının bir bölümünü çevre illerdeki çiftliklerden eşit miktarda elma satın alarak kapatmış. O halde A diyelim. A da her iki çiftliğin satın aldığı elma miktarı olsun. Her iki çiftlik de eşit miktarda elma satın almış. O zaman eşitsizliğin her iki tarafına da A eklersek eşitsizlik bozulmaz, eşitsizlik sağlanmaya devam eder. Her iki tarafa aynı sayıyı eklersek veya her iki taraftan aynı sayıyı çıkarırsak eşitsizlik sağlanmaya devam eder. Her iki tarafa da A eklersek ne olur? a artı 2 bölü 3 m büyüktür 2 bölü 3 r artı a. Burası elma satın aldıktan sonra yaşlı elmacı çiftliğinin elindeki elma sayısıdır. Burası da akarsu orkidelerin elindeki elma sayısı. Bin tane elma satın aldıktan sonra. Satın alma işlemi gerçekleştikten sonra bile yaşlı elmacının elindeki elma sayısı daha fazla. İşlerin normal gittiği yolunda gittiği bir yılda bu kadar elmaları var. Ama bu yıl normal hasadın 2 bölü 3'ü kadar elmaları var. Ardından A sayıda elma satın almışlar. A da ne kadar olsun? A da örneğin, ne diyelim, bu kadar olsun. Diyelim ki tekrar işlerin normal gittiği yıldaki sayıya ulaşsınlar. Tam bu kadar elma satın almış olsunlar. Böylece yeniden M'ye gelsinler akarsu orkideleri de A sayıda elma satın aldıysa, aynı doğru parçasını buraya eklersek, yaklaşık şuraya gelir. Gördüğünüz gibi, bir saniye, burayı farklı bir şekilde yazayım çünkü üst üste bindiler, hoşuma gitmedi. Ne dedik? Yaşlı elmacı A sayıda elma satın alıyor. Sayı doğrusu üzerinde buraya gelir. A buna eşittir. Akarsu orkideleri de A sayıda elma satın alıyor. Aynı miktarı onlara da ekleyelim. Birebir aynı olması için kopyalayıp yapıştırayım. Kopyaladım. Yapıştırdım. Akarsu orkideleri de A sayıda elma satın alıyor. Tüm bu işlemler bittikten sonra daha az üretim yaptıkları için dışarıdan elma satın aldıkları bu yılda akarsu orkidelerinin elindeki elma sayısı bu kadar. Bu sayı neye eşit? 2 bölü 3R artı A. Akarsu orkidelerin elma sayısı bu kadar. Yaşlı elmacı çiftliğinin elma sayısı da budur. 2 bölü 3m artı a. Bütün işlemleri tamamladık ama yaşlı elmacı yine de hala daha fazla elmaya sahip.